Olay zaten burada oldu. Şu Hamburg'da. Gelen vatandaş da sokakta benim düştüğümü görüyor, düşürdüğümü görüyor ve seslenmiyor. Ben bu tarafa doğru giderken o böyle geliyor ve cüzdanı alıp buradan sağına soluna bakıp böyle gidiyor. Temmuz sabahı saat 8'de dükkanıma geldim. O gün çok telaşlıydım çünkü vergiyi yatıracaktım. Son gündü. Kuyruklarda kalmayayım diye bir an evvel dükkanımdan çıkıp vergi dairesine gitmek istiyordum ilk sıraya girmek için. Dükkanıma girdim, cüzdanımı aldım. Bisiklete binerken bindim ve vergi dairesine gittim. Ve cüzdanımın düşürdüğümü fark ettim. O esnada ben dükkanın önünden giderken bir şahıs da geliyordu. Onu fark etmiştim. Ama geri döndüğümde hiçbir şey yoktu. Daha sonra kameralarda bunu incelediğimizde bir komşumuzun kamerasından o vatandaşın ben giderken cüzdanımı gördüğünü ve bana seslenmediğini fark ettik. Ve cüzdanımı aldı. İçinde de 785 euro, 3100 lira para vardı. Banka kartlarım, kimliğim, ehliyetim hepsi içindeydi. Bir vatandaş olarak herkesten yardım bekliyorum. Bunu gören olursa lütfen polise bildirsin. Şurada. Vatandaş sanki kendi malıymış gibi aldı. Bakın. Hemen beline soktu. Bakmadı bile cüzdanın içinde ne var diye. Sağına soluna bakıp gitti. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Euro'nun bugünlerki durumu malum devamlı yükseliyor. Cüzdanımda da 785 euro vardı. O günkü düştüğünde 4800 iken şu anda neredeyse 7000 liraya yükseldi. Adam da cüzdanı aldığı gibi gidiyor. Vay benim halime. Komşularıma sorduğumda bu adamın buralardan geçtiğini devamlı söylediler. Eminim yine de geçecek ama ben Türk halkına inanıyorum. Bana yardımcı olacaklar. Kontrol ediyor başkası var mı yok mu diye cüzdanı alıp beline sokuyor.